Kavurma sesi duyuyorum ben. Bir şey kavruluyor galiba içeride. Sen ne yaptın dün taş kafayı nasıl yaktın ya? Ay, çok yaptığım bir şey biliyor musunuz? Her zaman yapıyorum, deniyorum. Evde kendim yaparım yani. Canım, ne şeye denk geldi. Orada başka bir şeyle ilgilenirken... Hoş, sen kabul etmedin yandığını ama. Yok Nurüvvet'cim, senin hatan neydi biliyor musun? Onu çok kısık ateşte yavaş yavaş pişirecektin. Abla normalde... Sen onu çok yüksek ateşte pişirmişsin. Yok bir de ablacığım, altını tam açacaksınız ki aslında göz göz olsun. Hayır, yüksek olmaz ateşte... Gülüm. Bak ben evde yaparım. Dün hatta söyledim, ben dedim ki yüksek ateşte pişmez. Gerçekten pişmez. Kısık ateşte. Aynı pankek işlemi gibidir. Ama evet. Yok işte ben daha önce de yapıyorum. Bildiğim bir, bir şey. Sordum ama. Tam tava ısınmış olması ve yüksek ısıda olması lazım ki o gözenekler neden ortaya çıksın. Neden biliyor musunuz bu kadar iddialıyım? Çünkü ben taş kadayıf yapmaya karar vermiştim. Gittim direkt yapan kişilerden öğrendim. Nasıl yapacaksınız diye. Altı bildiğiniz pankek gibi pişirmek zorunda. Evet. Altında da bu kadar. Yavaş. Değil mi? Daha önce altında... hep yaptığım bir şey. Yani çok yaptım ama ben niye yandı? Ben pankeki döktüm normalde evde yaparken. Başında aha, bekliyorum. İşte göz göz olunca hemen alıp bir şeyle örtüyordum. Çevirilmez. Pankekse eğer. Çevirilmez. Evet. Taş kadayıf için yok. Hemen alıp kenara koyuyorum. Ama ben dün mesela onu döktüm, hemen gittim başka bir şeyle ilgilendiğim için olmadı. Kaldı, her şeyi yüksek ateşte gibi görünüyorsunuz ama bence bir ama şey bilmiyorsunuz. Ama taş kadayıf da başında beklemek zorundasınız işte. Olmuyor. Göreceğiz, sizin bildiklerinizi de göreceğiz. Göreceğiz, bilinizde. Göreceğiz. Bir hep birlikte hiç göreceğiz. Hiç kimse her şeyi tam biliyorum diyemez. Hiç kimse her şeyi bilmiyor. Ama sen sürekli herhalde ben biliyorum, ben hayır, ben taş kadayıf yapmayı biliyorum ama dedim. Biliyorsunuz. Taş kadayıfı yanlış yapmış. Ama yanlış ama biliyorsunuz. Şiresini iyi olmamış. Şiresini de şerbetini koydum. Çok sıcaktı. Şire çok soğuk olması lazım. Onu da biliyorsunuz. Dolaba atsaydınız keşke. Yani tam soğumamıştı şirem. Bekleteyim biraz, şire soğusun öyle koyarım dedim. O arada da çekmedi. Kupkuruydu. Size ceviz geldi mi mesela? Ben de hakikaten şey gibi. Cevizde sanki alalım. Şuradan geçirelim. Bir de iri parçalar olacak. Tarçın çoktu. Aynen. Aşırı yoğun. Daha iri olur onun cevizi. Biraz aceleye geldi. Normalde evde şekerin, yani. Rahat rahat şekerin... yapmakla yarışmada yapmak aynı şey. Ama değil. Şekerin kıvamı da çok azdı. Ama yapabildiğim kadarını yaptım ben. Şeker çok az kullandım. Kullanmıştın. Şireyi çekmedi diye muhtemelen. Şekeri de çok az kullanmışsın. Şerbeti bayağı böyle katı şekerli evet, olması lazım. Evet. Normalde biz şey yapıyoruz. Kadayıfın içerisine cevizi, tarçını sarıyoruz. Onları tepsiye diziyoruz, bekletiyoruz. Hatta üzerine şerbetini döküp biraz o basit olan. O basit olan. Hayır, sonuçta şey, evde kızartıyor. Nasıl basit? Yağda kızartmıyor musun? Kızartmıyor musun? Yağda. Hayır, kızartmıyoruz. Ben yağda kızarttım. Basit onu. Olan o, basit o. Kısık ateşte dediğim gibi pankek gibi pişiriyoruz. Hı-hı. İçerisine cevizini, tarçınını koyup sarıyoruz. Kapatıp tepsiye diziyoruz. Üzerine şerbetini döküyoruz. Hı-hı. Bir saat bekletiyoruz. O şerbeti iyice içine çekiyor. Sonra ikramımızı yapıyoruz. Yok Gülüm. O çiğ olur. Evet. Biz o şekilde yapıyoruz. Kızartmıyoruz. Çiğ. Normalde yağda arkadaşlar. İçine helva konur gelir. Kaymak konur ya da çiğ olur. Hiçbir konur şekilde kızartmıyoruz. Biz. O en basitidir. O en basitidir. Bizde kızartırılır. Ne basiti yani? Bence basit değil. Ama kızartma işlemi de bir işlem. Tabii. Çıtırlaşıyor o zaman. Önemli olan lezzeti basit olup olmaması değil bence. Tat, lezzet ama önemli. Ama orijinalinde hani siz evde belki hafif sevdiğiniz için kızartmadan yapıyorsunuz ama orijinalinde kızarır. Ama sizinki evet, zaten kızarmamış. Orijinalinde kızarır. O senin ya yaptığın yağda basitidir. Yağda yanmasıyla tavada önemli yanması olan şey lezzet değil. Basit olup olmaması değil. Ama onun lezzeti de olmaz. Onun lezzetlendiren kızartmasıdır. Hayır, evet, hamurlaşır. Geliyorum. Taş kadayıfı da konuşuyoruz. Evet. Bir acele ederseniz canımız tatlı çekti. Aysel Hanım, yani yardıma ihtiyacınız varsa gelelim istiyorsanız. Herhalde çok sündü ya, kopartamıyor helvayı. Ondan mı acaba? Makas getirelim mi? Yemek helvasını evde siz böyle peyniri süze süze mi yaparsınız? Sündüre sündüre. Evet. Sündüre, 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 sündüre süze yalnız. Evet, sündüre sündüre. Ama ben bazen kestirerek yaparım. Ben şey yapıyorum. Kestirerek. Evet. Neden? Aa, yok. Ben de bazen öyle normalde tercih ediyorum. Normalde peynirin nasıl orijinali sünendir. Burada tatlı servisini unutmuşsun herhalde. Ben de kestirerek yapıyorum. Yarışma stresi. Biz de görelim sizi, ikine görelim. Teşekkürler. Gelmedi de. Ne kadar çok fıstık var. Teşekkür ederim. Eliniz çok teşekkür bol ederim. Aysel Hanım. Evet. Her şey bol 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 getirmiş. Bol 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 bol. Gözü teşekkür ederim. Gözü doyacak. Öyle değil mi? Teşekkürler. Ama keşke böyle göz doyması çok önemli. Kafamızda kafamızda. Gözümüz doyacak, sonra karnımız doyacak. Evet. Aynen. Çok düzensiz yalnız masanız. Kafamıza atar gibi çatalları kaşıyor. Olmaz evet. Attı, biraz gitti. Acele ediyor ama şimdi burada yani televizyon programı demin de oracağım. Heyecanla evet. Biraz
Olmaması lazım. Gelişi güzel olmaması lazım, doğru. Evet. Olmaz. Hadi siz yiyin de görelim, biraz söndürün. Ben şöyle bir uzattım. Uzamıyor. Yok. Ama bence kestirerek bu. Yapmış olabilir. Ben bazen misafirime göre bazen sündürerek yapıyorum, bazen kestirerek. Kestirerek olan yapılmamış, olmamış helva kesilir. Hayır, canımız öyle yemek istiyor, o şekilde yapıyoruz. Tercih meselesi yine. Ben tercih de hiç değil. Böyle yapmam. Kestirerek zaman, değil mi? Sadece kavururum. Çok güzel kavururum. Hı-hı. Ya, siz kavurdunuz mu, şerbete mi attınız? Hayır, kavurdum. Ellerinize sağlık. Tereyağla kavurdu. Çok kavurmamışsın. Hiç. İyi kavurdu. Evet. Beyaz duruyor çünkü. Hı. Yok, kavrulduğunda daha böyle bir renk alır ya. Evet, daha tarçın, kahverengi olur. Tarçına yakın hatta olur. Evet, evet. Evet. Antep fıstığının üstüne değil de ceviz diye hani biraz sündüreyim. Görmüşümdür. Sürmesine bakmayın, bir lezzetine bakın önce. Peynirli yemek helvasının orijinal sünemdir. Sunum fena değil. Güzel, sunum dışlanmış güzel. 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 Bakın güzel. Beğendim ben bir şeyi. Neden? Bilmiyorum. Şey bu biraz şey ne olabilirdi derken. Yani peynirli irmik helvasını Antep fıstığı ve tatlı sermiş. Ne yapsaydı? Şu anda bu. Sunumu soruyor ama. Sunumu nasıl hemen. Eğer bana izin verirseniz ben yorumumu yapacağım. Sunumdan bahsedeceğim. Oraya gelmedim henüz. Sürekli bir müdahale halindesiniz. Zuhal Hanım sunumları sordu. Tamam. Ya tabii anlatıyorum ama dinlemiyorsun her zamanki gibi. Konuşun, dinleyeyim. Biraz kıvamı cıvık olduğu için tabakta yayılmış. Evet. Yayıldığı için de hoş görünmüyor. Peyniri de yedim bu arada, yorumumu da yapayım. Tabii ki, tabii ki. Peynirinde hafif eşkimsilik var. Bir de rengi beyaz olmuş, beğenmedim. Kesinlikle iyi kavurdum, peynir koyunca açıldı biraz. Neredeyse kahverengiydi. Biraz suyunun daha az olması gerekiyordu şöyle bence. Şöyle zamanla şey yaptım, şimdi ilk başta irmiğini dökseydim, şerbetini kaynattım şey olurdu. Peynirinde de hafif eşkimsilik var. Bir de rengi açık olmuş, iyi kavrulmamış irmik. Sen ne diyorsun Belia? Evet, katılıyorum Sevilay'a. Ekşi, bayağı ekşi. Olmamış. Şerbeti de çok az olmuş, çok cıvık olmuş. Peynir neden kesilir? Tam vaktinde atmazsanız kesilir. Tam az bir saat mayalanmasını da bekledim dışarıda. İşte kuraldı, o zamana kadar irmik soğudu. Evet. Soğumayı olacak işte onun için onu şey yapmanız ayarlayıp atmanız lazım peynir. Çok sıcakken atarsanız kesilir. Soğuk, çok soğukken atarsanız sünmez, katı kalır. Evet. Siz o ayarı verememişsiniz. Ben de çok beğenmedim ya. Zaten bu türünü sevmem zaten. Hı-hı. Tadı da böyle o kadar içimi açmadı yani. Çok da beğenemedim. Şirası evet. Az. Söyledim evet, şerbeti az, sünmemiş. Olmamış. Olmamış. Yani. Benim yaptığım hiç yani helva bayağı gibi değil. Ne formu, ne tadı, ne evet, şeyi. Evet, yani değil. Böyle cıvık bir şey. Hiç ben senden de çok güzel kesinlikle. Bir helva bekliyordum. Ben formaya helvam, benziyor. Benim helvam değil. Şey deminki buğday çorbasına benziyor aa, bence. Aysel Hanım dün çok konuştun. Şöyle yapacağım, evet, böyle yapacağım, onu yapacağım diye. Hayal kırıklığı yaşattın bize. Çok hayal kırıklığı. Bakalım puanlar nasıl olacak. Hayal siz de uğrattınız. Çok üzüldük ya. Şu, ben üzüldük. Dedik helvayı ben şöyle ağız tadıyla yiyelim. Bitti kız, bitti ya. Keşke şöyle nasıl devam edeceksin Cuma'ya kadar bu hayırlısı. Üzüntüyle.